Merhaba arkadaşlar, dostlar. Yeni bir videoyla yeniden karşınızdayız. Bugün oynanacak olan 14 Ekim 2022 tarihli Cuma Euroleague maç tahminleriyle karşınızdayız. Bu video hızlı olacak, kısa bir video olacak. Hızlı bir şekilde tahminleri vereceğiz. Hazırlığınızı yapın. Ona göre biraz geç kaldık, kusura bakmayın. Ama hızlı bir şekilde tahminleri vermeye çalışacağım. Bugünkü tahminleri ve onlara geçmeden önce tabii ki bugün diğer temsilcimizin Fenerbahçe Beko'nun maçı var. Kendi evinde Maccabi Tel Aviv'e karşı oynayacak. Öncelikle onlara başarılar diliyorum. Videoya başlamadan, yani tahminlere başlamadan önce kısaca dün yaptığımız sonuçları açıklayacağız. Dün başarılı bir gece çıkardık. 4 maç vermiştik size. 4'te 3 tutturduk güzel bir şekilde. İlk maçta Kızıl Yıldız Panathinaikos maçında yüksek orandan sürpriz olarak Panathinaikos kazanır demiştik. 2.50 orandan Panathinaikos 77-75 kazanmayı başardı. Yüksek orandan verdik. Oynayıp kazanmışsanız tebrik ediyorum kazanan arkadaşları. Diğer maçta Monaco Anadolu Efes üst olur demiştik. 161 üstü oynayabilirsiniz. 95-92 Monaco yenmeyi başardı. Efes yenildi ama üst çıkmış oldu. Bu da geldi. Sadece gelmeyen maçımız El Clasico'ydu. Barcelona Real Madrid maçı, ona da 154 üst demiştik. Ama kıl payı o da uzatmaya gidecekti. 75-73 Barcelona yenmeyi başardı. Onun üstü gelmedi. Diğer maçta da Virtus Bologna Bayern München, Virtus Bologna kazanır demiştik. 1.45 gibi güzel orandan Virtus Bologna da kazanmayı başardı. Bu maçımız da gelmiş oldu. Yani 4'te 3 tutturduk. Güzel bir şekilde kazandırmış olduk. Oyuncu üst baremlerinde de üçlü olarak bir kupon sunmuştuk size. Mike James 18 sayı üstünde atar ve Vasile Micic 17 sayı üstünde atar. Buna ekleme olarak Jan Veseli 10 sayı üstünde atar demiştik. Üçü de gelmiş oldu. Mike James 19 sayı attı. Vasile Micic 19 sayı attı. Jan Veseli de 14 sayı attı. Yani bu üçü de gelmiş oldu ve 5 gibi güzel orandan oynamışsanız kazanmışsınızdır. Kazanan arkadaşları tebrik ediyorum. Ve hızlıca bugünkü maçlara geçiyorum. Bugün yine normalde 5 maç var. Aralarından 4 maçın tahminini vereceğim size. Bir kupon yine aynı bir şekilde bir kupon maç sonuçları olarak, bir kuponda oyuncu yüz baremleri olarak size sunmaya çalışacağız arkadaşlar. İlk maçımız Olympiakos Žalgiris. Burada fazla konuşmaya gerek yok. Olympiakos Barcelona'da yendi. Şimdi Žalgiris'e kendi evinde acımayacaktır. Rahatlıkla kazanacaktır. Galibiyetin oranı düşük. Burada handikap, istediğiniz kadar handikapı seçebilirsiniz. O konuyu size bırakıyorum. En az bir 6 sayı 7 sayı farkla yenecektir Olympiakos diye düşünüyorum. Tabii ki handikapı siz seçebilirsiniz. Burada da Alexander Vezenkov'un 14 sayı üstünde atacağını, 14 sayı üst baremini isteyen kullanabilir. Geliyoruz ikinci maça. Baskonia Partizan maçı. Obradovic'in takımı Partizan bu maça da çıkıyor. Zorlu bir deplasmana çıkıyor. Baskonia iyi takım kurdu. Yine kendi evinde de etkili oynuyor. Valencia'yı yenmeyi başardılar ilk maçta. Burada Partizan'ın işi zor olacak. Tabii kazanmaya çalışacaklar. Ama takım kalitesi olarak Partizan biraz önde gözükse de Baskonia kendi evinde, kendi seyircisinin önünde zorlayacaktır. Burada size üst maçını öneriyorum. Üst almanızı öneriyorum. 164 sayı üst baremi gelir burada 1.60 sayıdan. Oyuncu üst baremlerinde ise Dante Exum Partizan tarafında 12 sayı üstünde atar rahatlıkla. Onun 12 sayı üst baremini alabilirsiniz. O kilit rol oynayacak bu yıl Partizan takımında. Geliyoruz bir diğer maça. Milano Alba Berlin maçı. Milano kendi evinde Alba Berlin'i karşılayacak. Alba Berlin ilk başta enteresan bir şekilde Partizan'ı 100 sayı atarak yendi. Tabii ki Milano'nun defansına karşı bu biraz zor olacak. Milano kendi evinde Alba Berlin'e acımaz ve ne yapar ne eder kazanır. Çok geniş kadro onlar yine kurdular. Güçlü bir kadroları var. Milano evinde bu maçı eksiklere rağmen kazanacaktır Alba Berlin karşısında. Ve oyuncu üst baremleri olarak burada Nicolò Melli 10 sayı üstünde atar. Ve karşı tarafta Alba Berlin'de Luke Sigma 9 sayı üstünde atar. Bu iki oyuncunun üst baremlerini isterseniz kullanabilirsiniz.
Ve geliyoruz bizim maçımıza, Fenerbahçe Beko Makabi Tel Aviv maçına. Fenerbahçe Beko Makabi ile çok zorlu bir maça çıkacak. Ama iyi bir şekilde ilk Bayern München galibiyetinde de gördüğümüz gibi defansı iyi bir şekilde kurduğu zaman Fenerbahçe'nin kazanamayacağı maç yoktur. Şimdi bu maçta da seyircisi karşısına çıkacak. Kendi seyircisinin önünde oynayacak. Daha fazla coşmasını bekliyorum Fenerbahçe Beko'nun. Tabii ki geniş kadroda daha hala Bielitsa gelmedi. Tarık Biberovic de eksik ama tabii ki Tarık Biberovic'e fazla süre zaten verilmiyordu. Bielitsa en büyük eksiklik. Maccabi Tel Aviv'de ise takım yine değiştirdiler. Bayağı bir yeni oyuncuları var. Baldwin liderliğinde, Lorenzo Brown eski Fenerbahçeli de oraya gitti. Onların liderliğinde bir takım oluşturdular. Tabii ki onlar da kazanmak isteyeceklerdir. İlk maçta güçsüz Žalgiris'i bir sayı farkla zor bir şekilde kazandılar. Şimdi Fenerbahçe Beko kendi evinde oynayacağı bu maçı Maccabi Tel Aviv'i affetmemesi lazım. Coşup fazla skor atarak kazanması lazım. Burada Fenerbahçe Beko'nun kazanacağını düşünüyorum ama oran daha düşük olduğu için, burada tehlikeli de olduğu için size önereceğim ilk şey 157 sayı üst baremi. Toplam 157 sayı üstüne çıkacaktır. Bir yerde bu maç 80-80'e gelebilir. Bir az farkla bir şekilde Fenerbahçe'nin kazanması umuduyla üst alabilirsiniz burada. 157 sayı üst baremi. Oyuncu üst baremlerine gelince Fenerbahçe'de Jonathan Motley yavaş yavaş takımı ısınmayı devam ediyor. Lig maçında da fazla sayı attı. Burada da 10 sayı üstünde atmasını bekliyorum Motley'nin. Ve karşı tarafta dediğim gibi liderleri Baldwin 14 sayı üstünde atar. Baldwin'in de 14 sayı üst baremini alabilirsiniz. Böyle yaptığımız tahminlerden sonra sağlam olarak verebileceğimiz, kupon olarak oluşturabileceğiniz, size bir kupon vereceğiz. Sağlam olarak oynayabileceğiniz arkadaşlar. Bu kuponumuz şöyle oluşuyor. Milano ABA Berlin maçı Milano kendi evinde kazanır. 1.20 orandan alabilirsiniz. İsterseniz ufak tefek handicap da alabilirsiniz. Ama Milano ABA Berlin'i yenecektir ve kazanacaktır. Ve diğer maçımız Fenerbahçe Beko Makabi Tel Aviv 157 sayı üst baremi 1.70 oran. Burada da üstü alıp 1.70 orandan kullanabilirsiniz. Ve bu iki maçı kombin ederseniz yine 2 oran gibi güzel bir oran oluşturmuş olursunuz. Ve 2 orandan kazanma şansı elde ederseniz arkadaşlar. Diğer üçlümüz ise oyuncu üst baremleri olarak size önereceğimiz daha yüksek orandan Dante Exum 12 sayı üstünde atar. Partizan maçında, Partizan takımında Dante Exum'un 12 sayı üst baremi 1.80 oran. Nicolo Melli'nin 10 sayı üst baremi 1.80 oran. Ve dediğim gibi Jonathan Motley'nin 10 sayı üstü 1.80 oran. Motley, Melli ve Dante Exum'un üst baremlerini alıp iyi bir şekilde 5 orandan da kazanma şansı elde edersiniz arkadaşlar. Herkese bol şanslar diliyorum. Herkese iyi kazançlar diliyorum. Bizi izlemeye, desteklemeye devam edin. Abone olmayan arkadaşlar abone olsunlar. Zillerini açsınlar. Eski izleyen arkadaşlar da zillerini açsın, bildirimlerini açsınlar ki videolar karşılarına çıksın, izleyebilsinler. Bol kazançlar bu yıl olacak. Yakında NBA'de başlıyor ama Euroleague'de iyi bir şekilde başladık. İyi bir şekilde devam ediyoruz. Ve çok daha fazla kazandıracağız arkadaşlar. Herkese bol şanslar, iyi kazançlar. Hoşça kalın.